Tired of boring case openings? Do you always get only cheap skins? The Hellcase website has tons of options to upgrade your inventory. It's up to you to participate in giveaways, events, or compete with other players in opening cases. Hellcase, your world of expensive skins. ki takımı yavaşlatmayacak. Hawks'tan bir hamle geliyor. orada gönderilen yanıcıyı hiç tahmin etmedi. Hawks smo vurdu, attı kendisine ama bir anda yanıcının içerisinde kaldı. kim orada smoke'ların arasından flash desteği alarak bir hamle yapmak istedi ama iyi niyetli bir deneme. Onu bekleyen Plopski rahat bir şekilde Imo'ru buldu ve Laksan'ın la Skol'un ikilisi eldeki silahları korumaya doğru çekilirken İsveç'te uzun bir aradan sonra round kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Paramız var. Çok problem yok. Yine rahat bir şekilde bay yapabileceğiz. İki oyuncumuz da silahını korudu. Bir tane AK, bir tane AWP kaldı elde. 18. round'dayız. Yine banana fightları var. Orada tek başına Lopski duvara kadar attı kendisini. Biz apartman tarafında ikili bir setup oluşturmuşuz. Imor ve Skull'un ikilisi Nilo tek başına ilerlemekte. Av geliyor. Av geliyor. Şu an tek başına yani Nilo burada. Ya yani muhtemelen hamle yapacak ve onu Imor bulacak. Çok rahat bir şekilde yine bu roundda açılış kilini alarak başladık. Apartmandan istediğimizi alır almaz Imor hemen rotasyon verdi. Aldır yaldır koşa koşa arçaya gitti. Buradan da B savunmasına gelecek. Oyunu çok iyi okuduk. İyi e kol. M-Star'dan B savunmasını üçlüyoruz. Naksan savunmasında orada dikkat çekme çabası içerisinde bulunan Aiden B var. Asıl hedefleri B'ye girmek. 50 saniyesi kaldı İsveç'in. Bakalım buradan hücumu çevirecekler mi? Yok. Çevirmeyecekler. Aiden B de. Buradaki üçlünün yanına hızlı bir şekilde geldi. Karşılıklı smoklar gönderiliyor. Imor hemen rotasyonu verdi. B savunmasında artık 3 oyuncumuzla birlikteyiz. Imor biraz geride sanıyorum ki utility desteği verecek. Evet flash elinde beklemekte. Flash desteği geldi Imor daha. Nemstar aldı. Pick ilkili buldu. Smokların içerisinde Nemstar. Lomi'yi de yakalamış. de buldu. Shiny'ı da buldu. Vuran IGL kaptan. Sol round'da 4 kill'le haritayı noktaladı. 13-5'lik skorla İsveç'i geçerek turnuvada bir mal bir galibiyet bir mağlubiyetimiz oldu. Polonya'ya ka düzeltiyorum. Kanada'ya kaybetmiş olsak da İsveç maçını kazanarak yolumuza moralli bir şekilde devam edeceğiz. Ellerine kollarına sağlık tüm oyuncularımızın. MVP'miz imor olmuş. Selamlar, sevgiler. Gerçekten keyifli bir maç oldu. Her ne kadar Kanada'ya karşı istediğimiz oyunu sergileyememiş olsak da kaybetmiş olsak da çok daha iyi takıma karşı İsveç'e karşı galibiyete ulaştık gerçekten çok çok keyifli bir şekilde günü noktaladık. Bugünün maçları bu kadardı dostlar. Yarın yine aynı saatte akşam üzeri 4'te ve 5'te 2 maçımız olacak. Onun bilgisini vereyim. Aynı zamanda Tesvet kanalında da yayındayız. O tarafa da e, selamlarımızı ileterek oradaki yayını sonlandırabiliriz. Biz buradan Broskes kanalında yayınımıza devam edeceğiz. Evet, güzel oldu. Gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Açıkçası zor geçmesini beklediğim bir mücadele. Ama 13-5 çok rahat bir skor. Abi röportaj gelir de bir gruptan çıkalım ya. Bir bir gruptan falan çıkalım. Röportaj gelir ya. Durun bir, bir takım bir takım kendine gelsin ya. Şu an her prensipe konuşmayacağız. Vay be. Teşekkür ediyorum. Sağ olun dostlar. Sağ olun. Dediğim gibi cuma günkü maç benim kanalımda yayınlanacak. Oradan beni takip edebilirsiniz. Haberiniz olsun başlıkta yazıyor zaten. Sevgili Zafer'e de çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Bize observer'lık yaptı. Çok e, CSTV leş zaten şu an. Sağ olsun. Bize yardımcı oldu kardeşim. Eksik olmasın. <laughs> Bunu ilet. Evet yani çok agresifiz. Çok agresifiz. Valla Biraz daha tutarlı oynasak bence çok daha işimiz kolay olacak ama e, takım bunu istiyor sanırım. Oyun planı o şekilde. Teşekkür ederim Ayberçim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Asya. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın da aynı şekilde 4'te ve 5'te maçlarımız olacak. O maçlarda şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Hemen ekranımı ben vereyim. Hmm. İngiltere'ye karşı ve Polonya'ya karşı yine İngiltere maçının kolay geçeceğini, Polonya maçının zor geçeceğini düşünüyorum. Tam tersi olmaz umarım. Hemen ekranımı da veriyorum dostlar. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bu değil. Bu. Kameram burada. Tamam agamın şeyi burada. Ay vah. Evet. Yarınki fixtürümüz bu şekilde. Hemen açacağım. Ömer yoksa körsün. Sana geçmiş. Avustralya. Pardon. İngiltere demişim. Avustralya. Çok özür dilerim. Avustralya. E, bu takımı İsveç çok rahat yenmişti. 13-7 ile yenmişler bunları. Ee, o yüzden çok zorlanmayız gibi geliyor bana. Diğer maç Polonya'ya karşı. Bu e, Polonya maçı biraz sıkıntılı olabilir yine. Dediğim gibi takımlar bunlar. Permita ekibi e, bilenler varsa bu biraz sıkıntılı geçebilir. Ama işte çok da garip bir takım. Yani e, Kanada'ya karşı kaybettik. Burada İsveç'e karşı, Metisport'a karşı çok rahat kazandık. Açıkçası yorum yapmak çok doğru değil. Çok sağlıklı bir yorum olmaz herhalde. Yani belki bu maç kolay geçecek. Avustralya'ya karşı zorlanacağız yani. Yanlış bilgi vermemize özür dilerim abi. Permitene Rebels yok. Şu an Permit de görünüyor. Kanada'yı hafife alıp yenildiler. Abi valla bilmiyorum ya hafife mi aldık emin değilim. Hani çok iyi başladık. Belki onun rehavetine kapılmış olabiliriz ama çok oraya ihtimal vermek istemiyorum. Ee, yani oyun planımız şu Inferno'da. Hızlı oynayalım. Full fight. Seri girelim. Ancak 6-1'den sonra çok iyi cevap verdiler. O fightları çok iyi kazandılar. Utility'lerle bizi çok yordular, yıprattılar. enterler hep rakibe gitti. Devamında zaten T tarafını 6-6 kapattık. Sonra T'de rakip takım beklediğimden çok iyi bir oyun sergiledi. Yani çok tutarlı, çok dengeli. Doğru noktaları bazen gap bırakıyorlar, bazen alıyorlar. Ya çok iyi bir oyun oynadılar T'de. Ya Kanada'nın hakkını vermem lazım. Gerçekten iyi oynadılar yani. Kanada'dan böyle performans beklemiyordum. Evet. Yani haklarını verelim. T tarafında iyi oynadılar bize karşı. İzlemiş ama şaşırttı beni. <laughs> Abi normal milli duygular olunca işin içinde 1 ve 3 buz. Aynen 1 ve 3 bir de. Çok şanssız bir 1 ve 3 verdik. Yani orada bir oyuncumuz Boiler'a bakıyordu. Biri Long'a bakıyordu. M-Star timing yedi. m da Long'a dönmüştü. Bir anda zaten ilk M-Star gitti. Devamlı spray kesmedi çocuk. Pluton. Ee, kazandırdı round'u ya. Başka Ama EPL yaptı ama nereden EPL yaptı? O da önemli. Onların oradan daha kolay olsa gerek. <laughs> M-Star Imor güzel oynuyor. Bu sevindirici. m ele var ya delici ICL. Valla gerçekten. m -Star hakkını verdi. kanala çok şanslıydı demiş Sparkly kardeşim. İyi de oynadılar be. İyi de oynadılar. İyi de oynadılar. Dediğim gibi yarınki maçlarımız yine 4'te 5'te. Cuma günkü maç 12'de, öğlen 12'de bunu hatta ben yayınımı da ekleyeyim. Bu benim kanalda olacak. Takip etmeyen varsa dostlar başlıkta yazıyor. O ile CSGO takip edebilir. Cuma günkü maç benim kanalda olur. Yarın yine buradayız. Haberiniz olsun. Ve iki kendimize eğlendirme kasa açma muhabbetine girelim. Hem de bir sohbetli muhabbetli böyle. <laughs> Haydi bay bay.